Şimdi bakın, bunu ben özellikle rica ettim arkadaşlar. Sağ olsunlar. Evet, bir taraftan Trump, bir taraftan Putin, hı hı. bir taraftan hatta e, Haydar Aliyev, pardon İlhan Aliyev, e, yemin haberi. töreninde hı hı. artık 3. dünya savaşı çıktığının en son söylemini yapan lider pozisyonunda. İşte Hulusi Akar geçen gün verdiği bir röportajda dedi. artık 3. Dünya Savaşı başladı arkadaşlar. Hani şey tartışmayalım dedi. Hani 3. Dünya Savaşı çıkar mı çıkmaz mı hikayesini konuşmaya gerek yok dedi. Doğru. Bir taraftan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ki barışı korumakla ilgili yükümlülüğü olan Evet. Kurulma amacı dünyada bir daha savaş çıkmaması üzerine kurulmuş olan teşkilatın başkanı dedi ki arkadaşlar dünya kaosun içinde. Evet. İşte yani teker teker gidelim isterseniz. İşte İlham Aliyev'in en son söylediği. Dünya için dünya savaşı çok yakındır. Bu savaşın artık başladığı düşünülüyor. Türk dünyası bizim ailemizdir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın küresel alanda güç merkezi haline gelmesi için çaba sarf etmeliyiz. Hı hı. Bu işte ben genel sekreterin söylediği. Dünyamız kaos dönemine girmiş bulunmakta tehlikeli ve öngörülemez bir düşüş ve cezasızlık hakim geliyor. Zaten 2. Dünya Savaşı sırasında bu değil miydi? Mevzu bu değil miydi? Aynen buydu. Aynen. Almanya istediğini yapıyordu ve kimse ceza kesemiyordu ona. Hı hı. Bakın Kuzey Kore liderinden tutun da işte Hulusi Akar'ına kadar, işte Trump'ından CIA'nin başkanına kadar. Hı hı. Herkesin hem fikir olduğu bir konu var. 3. Dünya Savaşı yaşanıyor. Hı hı. Bunun konvansiyonel savaşa dönüşme Bayrak gösterme dönemine nasıl geçeceği konuşuluyor. Hı hı. Yoksa herkes birbirle savaşıyor onu söyleyeyim size. Yani bir kaldırabiliriz arkadaşlar. Şunu bir kaldırın. Ukrayna'da baktığınızda Ukrayna'da yalnızca Ukrayna ve Rusya mı savaşıyor? Yok. <laughs> Yo. Ukrayna'da Amerika şirketleri savaşıyor. Avrupa İngiltere savaşıyor. savaşıyor. Avrupa Birliği savaşıyor. Yani burada bir gördüğünüz aslında bir dünya savaşı var. Doğru. Bakın söylüyorum. Bir dünya savaşı Ukrayna sahasında yaşanıyor. Rusya, Çin, hı hı. İran, Kuzey Kore bloğu bu blokla savaşıyor. Savaşıyor. Gerçekten de savaşıyor. Öyle böyle değil. Bildiğiniz e, 2. Dünya savaşından sonraki en büyük konvasyonel savaş şeyi saymazsanız, Vietnam Savaşı'nı saymazsanız, Avrupa'daki ilk savaş, dünyadaki belki ikinci veya üçüncü savaş. Bu kadar büyük bir savaş yaşanıyor. Şimdi ben ben size sorayım. Bu burada mı yaşanıyor? Yok. Bu burada da yaşanıyor. İsrail'de de yaşanıyor. Doğru. Bu bu bölgede küresel kapışmalarla yaşanıyor. Doğru. Tamam mı? Bu burada Aboneköy Devletleri'nde liderlik savaşı olarak yaşanıyor. Ama her ülkede başka bir versiyonuyla hibrit savaşın başka versiyonuyla yaşanıyor. Hı hı. O yüzden herkes 2025 yılı Dünya için zorun ötesinde geçecek diye söylüyor. Hı hı. Bak zorun ötesinde. ötesinde. Anlatmaya çalıştığımız hikaye de o. Bugün konuştuğumuz konular da böyle. Türkiye de bunu böyle gördüğü için 2024 savunma bütçesini %250 attırdı. Sebebi buydu. Yoksa Türkiye'nin birinci önceliği deprem arkadaşlar. Tabii. Birinci öncelik deprem gibi bir konu varken savunma sanayine ay ayırıyorsanız bu parayı bilin ki Tehdit muhtemel muhtemel, de, yani muhtemel olmaktan kesine doğru gidiyordur. Hı hı. Nereden anlıyorsunuz? Ve bir aciliyet söz konusudur. Aciliyet konusudur. Nereden anlıyorsunuz, Sayın Hakan Fidan'ın bölgesel girdaplardan hı hı. bahsetmesiyle anlıyorsunuz. Evet. Şimdi bölgesel girdaplara baktığınızda, Suriye bir girdap, Tabii. Irak bir girdap, İran bir girdap, e, Ukrayna bir girdap, Rusya bir girdap. Etrafımızda tam tamına dört tane büyük girdap var. Evet, çok Buna, klişe ama ateş efendim? çok klişe ama ateş çemberinin ortası gerçekten Türkiye. Ama yalnızca bizim girdaplarımız bize ait değil. Bunun başka versiyonu Avrupa Birliği'nde ekonomik olarak girdaplar oluştu. Hı hı. Göçmenlerle ilgili girdaplar oluşmaya başladı. Hı hı. Çıkar çatışmalar oluşmaya başladı. Kendi girdapları farklı ama bu girdapların olmadığı anlamına gelmiyor. Herkesin kendi girdabı çok kuvvetli geliyor. Bakın İngiltere iki, iki dönemdir resesyonda. Evet. Japonya, Japonya üçüncülüğü Almanya'ya Almanya ya bırakarak yani. aşağı evet. çekildi. Kaç dönemdir resesyonda? Bütün liderlikler, bütün e, olgular değişmeye başladı. Bir liderlik savaşının yani dünyaya kim önümüzdeki dönemde hükmetcek, liderlik edecek tartışmasının değişiminin tam ortasındayız. Böyle bir döneme denk geldik. Talihsizlik mi dersiniz? Ama maalesef bu dönem bu coğrafyada bu dönemde yaşanacak. Evet. Yani CIA Başkanı diyor ya 40 yıldan beri Orta Doğu'yu hiç bu kadar patlamaya hazır değildim. Ben o zaman sorayım. Bir yerde patlamaya hazır bir coğrafya varsa bu coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'nin ise yardıma geleceğini mi düşünürsünüz? Yoksa bu coğrafyanın en önemli büyük askeri gücününle beraber ortak hak etmek mi istersiniz? tabii ki Türkiye ile birlikte hareket etmek. Türkiye ile hareket etmek istersiniz. Bugünkü gelişimleri, bugünkü dönüşümleri bizim dönüşümümüz olarak mı okuyalım? Hayır. Yoksa herkesin birbirine ihtiyacı duyduğu yakın tehlikenin dönemindeki birleşme olarak mı okuyalım? Biz nedense şöyle okuyoruz. Biz Türkiye olarak Mısır'a gittik olarak okuyoruz. Niye Mısır'ın Türkiye'ye geldiğini düşünmüyorsunuz? Veya bırakın iki tarafın birbirine geldiğini için niye düşünmüyorsunuz? Hı, hı çok daha yüzeysel bakılıyor aslında. Siz büyük fotoğrafı anlattınız Yok, da öyle. bakın müttefiklik ilişkileri e, yalnızca istekli olmaz. Yani siz şu lafı kullanamazsınız. E, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiğiyiz lafını kullanamazsınız. Ne zaman biliyor musunuz? Büyük, büyük askeri ve ekonomik olarak büyük olan sizi gerçekten müttefik olarak gördüğünde müttefik olursunuz. Şimdi gelelim şeye. Şu Jeffrey'nin bir açıklamalarını koyar mısınız? Ha, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bundan Yaklaşık bir sene önce dünyanın en e, böyle ne diyeyim bize ters davranan ülkesi niye böyle konuşmaya başladı?